Selamlar. Selam. Ne yapıyorsun? İyidir. Videolu yemek göndermişler. Bugünkü menümüzde Fokus. Bakalım ne var? Aa! Evet. Hayatta evet. Vazgeçilmeyecek enfes lezzet. Süper. Onda kaç verirsin? Vallahi yemin ediyorum Burger King gibi böyle fast food zinciri gibi bir şey olması lazım bu tavuk pilavın. Ya kokusu buraya kadar geldi. Onda 10. Onda 20. 100. Teşekkür ederim. İyi afiyet olsun. Sağ olasın. Parktayım. Gülüzar teyze burada oturuyor. Ben sahanın içine girdim. Göktuğ'a bakın. 10 numara aynen hiç Göktuğ. Bu 10 numara Göktuğ değil. Şu. Göktuğ bu. Tamam Dursun amca. Göktuğ'a bakın Göktuğ'a. İbo kaleci. Baba oğlumu sıkıştırdılar oğlumu. Bu da fena. Al oğlum. Ben oğluma pas atmıştım ama. Dursun amcanın dün doğum günüydü. Parti yaptınız mı? Yok ya. Yapmadım. Pasta yapmadın mı? Hiçbir şey. Niye ya? Dede gel gel Dursun dede. Gel dede gel. Gel dede gel. Sevilen namımız yürümüş senin sayende. Valla izlemişler merkez. Kızları kızı. Selam söyle buradan. Neydi izleyen? Adı Refik abla mıydı? Yok Melek. Melek. Bak buradan sana selamlar gönderiyoruz. El sallayın. Selamlar Melek'ciğim. Poz verin size çekeyim şöyle bir. Güzel oldu. Yakında buraya et balık kurumu geliyormuş, buradaki kasabımız kapanmış. Sarmamız pişti. Tenceredekini Ebru'ya gönderdim. Şu anda çocuklar onu götürdü. Biraz da soğumasını bekledim. Şimdi ufak çaplı bir şov yapalım mı? Korkuyorum ya. Babana tam... Babana biraz büyük siyah mısın? Siyahı da kullanmıştım. Korkuyorum ya. Hep görüyorum ya böyle ters çeviriyorlar. Olur mu acaba? Olur mu olmaz mı? Risk almak lazım hayatta. Hemen bakalım. Büyük mü? Bunlar küçük. Bu da. Olursa olur da olmazsa ne olur? Çöp mü olur? Bir. Az önce cesaret edemem. Ellerim bir ıslak ve kurulayım. Heyecan yaptım. Bir. İki. Ay. Bakamayacağım. Bakamıyorum. Kek çevirir gibi oldu. Çok güzel olmuş.
Sevilay ve müthiş sarmaları. Hemen şuradan bir tane bakalım. Mis gibi. Böyle yaptım. Kek gibi çıktı vallahi. Çocuklar sarmalarını yedi. Şöyle bir tabakta Ümit'e hazırladım. Balkona gidiyoruz. Mevlana restoranta hoş geldiniz. Yine videolu yemek. Videolu yemek. Bak ama güzel oldu demezsen. Yemek ya. Güzel oldu demezsen olay çıkar. Harika. Değil mi? Çok güzel olmuş. Annene de ayırdım. Dursun amcaları da gönderdim. Herkes bir parça tadına baksın istedim. Süper. Ama bu yapraktan orada kalmadıysa yarın yine alacağım. Güzelmiş. Afiyet olsun. Şöyle bir Mevlana'ya bakalım. Ümit'in yemek yediği manzaraya bir bakar mısınız? Adamın iştahı açılır burada. Ha, son olarak bir şey soracağım. Benim yemek yeme hakkımda ne düşünüyorsun? Görüyor musun beni yemek yerken? Değil mi? Evet. Kapatsın ya. Sinek tamam gelecek. Sinek gelecek şimdi. Erişte. Anlamadım. Şehriye değil erişte. Ha. Sana erişte getirdi, bize de çikolata verdi. Göster bakayım. Dursun amcalardan geliyor bu ikili. Makarna mı kesmiş? Evet. Erişte dedi bize. Hı. Ay sağ olsun. Tabağımı da göndermiş. Böyle. Noodle gibi işte. Noodle yerine bunu yiyin. Oo, çikolatanız çok güzelmiş. Teşekkürler. Senin de şehriye erişten çok güzel. Niye geldin? Ben olaylarımı kuruyorum. Neden? Yarın böyle gezmeye Eminönü'ne gideceğiz. Dursun dedenin işi varmış, sizi de götüreyim dedim. Tamam, peki kaçta gideceksiniz? 12 veya 1'de. 12 veya 1'de gideceğin yere ona alarm kurdu. Baban ne dedi sana? Şimdiden git istersen dedi. Oğlum alarm kurma. O saatte kalkmış oluruz. Sen bu akşam İbolar'da yatsaydın ya. Yarın Göktuğ Bey geziye gidecekmiş dedesiyle. Hadi bakalım iyi eğlenceler. Bize de videolar çekersin güzel güzel. Çekerim. Araba tamam. Alırken. Bak yine taktı arabaya. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Akşam kahve keyfimiz. Bu Ümit'in kahvesi. Ama çok koyu görünüyor. Bu kadar koyu değil. Bir de Hayal bana bu yulaflı böyle çikolataları aldı. Ben yedim kendi hakkımı. Şimdi Ümit'e de tadına baktıracağım. Bakalım beğenecek mi? Dün akşam bu yerde gitme planı yapıyordun. Şimdi Göktuğ gidiyor. Anne. Efendim. Seni çok öpüyorum. Gel. Seni öpeceğim. Bütün şeyini alacağım. Kilo mu? Evet. Gidiyorsun. Evet. Ben Dursun'a dönerim. Tamam. Sen orada videolar çekeceğim. Tamam. Doğru. Güle güle git. Ara beni. Tamam. Arkana dön bakayım formana. Öktuğ yazıyor. G'si yok mu onun? Var gördüm. Hadi güle güle. Öktuğ sana bir şey söyleyeyim mi? Sen 40 yaşına gelsen de ben hep senin peşinde olacağım. Unutma. Sen benim peşimi bırakmazsın, ben de seninkini bırakmam. Tamam, anlaştık. Öp annenin elini. Sen yaşlı değilsin ki. Olsun. Anneyim ben. Anayım ben, ana. Hadi öyle görüşürüz. Değil öyle deyince ne oluyor? bir saniye. Dur bir kameraya geç. Ben müsait olmadığı için geçemiyorum. Anayım ben ana deyince ne oluyor? Duygulanıyor mu? Neden? Ne bileyim. Göktuğ geçen gün bana şeyi soruyor. Anne diyor sen diyor gencecik yaşında diyor ben diyor bakma sorumluluğu almışsın diyor. Dünyaya getirerek. Çok gençliğini yaşamamışsın. Sen de yaşıyorum ya. Birlikte yaşıyoruz, birlikte görüyoruz. Gezmeni yap güzelce. Tamam. Bana Eminönü'nün içine girerseniz kahve al. Tamam mı? Tamam. Hadi öptüm seni, görüşürüz. Ben de seni öptüm. Bay bay. Evet.
Selamlar sevgiler. Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün günlerden ne? Bil bakalım. Öyle bir başlıyorsun ki böyle alkışlayasın gibi. Açılış. TRT muhabiri gibiyim. Bugün günlerden yine hatırlamıyorum. Her defasında söylemek istiyorum. Söylediğimde de yanlış söylüyorum. Neydi ya, salı mı? Çarşamba mı? Çarşamba. Salı. Salı. Her neyse sana işte. Sana bildiğini de şaşırtıyorsun. Evet. Bu gerçek oluyor. Ümit'e de çok yapıyorum. İzleyenlere de olmuş oluyor. Bugün günlerden salı. Bizim bugün hastane kontrolümüz var. Ne? Bu sefer kardiyoloji. Bu sefer Ümit kalbini baktırmaya gidiyor. Gitme diyorum hayatım. Kalbinden ben çıkacağım diyorum. Dinlemiyor öyle. Bu aşkı sevdayı benim kalbim kaldırmıyor galiba. Sanırım. Baba nasıl ya gidiyor? Ya da bende kalp var. Bakacağız şimdi, gideceğiz. Ümit ucuz bütçeli bir check-up'tan geçmiş oldu sanırım. Evet. Telefon çalıyor. Evet, yapacağım dedi mi? Evet. Bakacağım mı? He? Bakacağım mı? Bilmem, dur bakayım. Dur bak bakalım. Evet, telefon görüşmesini sağladı. Şimdi Fatih Hasaki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gidiyoruz. Seni gene bulup bu sefer şey denk gelmiş. Ne? Benim tanıdığım müşteriye. Senin tanıdığın denk gelmiş, yazlık yerde. Gerçekten. Ya dur, neresiydi ya? Erdek mi dedi? Nasıl olmuş anlamadım. Camı kapat. Müşterim var. Tamam. Hem dostum Bayram abi. Ona yazlıkta bir tanıdığı diyor ki, sen de Ümit tanıyor musun diyor. Ya Allah, hani seni de seni erkek olduğu için beni söylüyor hani normal şey. Evet. Hani sen orada Ümit tanıyor musun diye. Öyle mevzu açılıyor. O da bana bugün soruyor, diyor ki senin diyor kanalın mı var diyor. Yani düşün bak, benim dostum bilmiyor, başkası biliyor dostuma. Evet. Yani o da şeyde ya, nerede Erdek yazdık dedim. Ama Bakırköy'de oturuyormuş o abla. Aa, Bakırköy'den bizi izleyen ve Bayram abiye soran abla. Sana buradan selamlarımızı, sevgilerimizi yolluyoruz. Ya. Umarım arkamdan iyi konuşmuşlar. Tanıyorum onu ya, bırak şunu ya Allah'ı seversen falan. Bilmiyorum artık nasıl konuşmuş, iyi konuşmuşlardır. Evet, biz hep demiştik ki, ya ben zaten yakın çevreme daha yeni öğrendiler diyebilirim. Yani yakın çevrem değil, arkadaş çevrem. Yakın çevremden ne kadar destek alıyorum? Ya ben belki benim, de %5 hiç. Belli olduğu için hep önüne normal erkek müşteriler falan olduğu için pek ilgilenmiyor. Ben paylaştım bir kere durumda zaten öyle. Yani bir kere ben de genelde o da WhatsApp... tabii hani nedir, kanalı tavsiye ederler falan filan diye. Ben de şey, WhatsApp durumunda kısa short videolarımı paylaşıyorum. Başka da bir şey paylaşmıyorum. Çünkü sanki şey, ya beni takip etsin, abone olsun dediğim zaman şey, bağ bağışlıyorlar sanki bana. Tabii tabii. Onun için hiç gerek duymuyorum, bana siz yetiyorsunuz. Yani onun için hiç sorun yok. Videolarımız... Oluyor be, bazen çıkıyor be. Nasıl? Dostlarımız falan. Tabii ya, o ayrı zaten. Eğer ki kanalda varlarsa yorumlarda şeyler de benim gerçek dostum yani. Sonuçta insan dostluğun yanında olmak ister, destek olmak ister her şekilde. Ben hep ne diyorum, yanımda video çekebildiğim insanların yanında çok rahatım. Demiyor muyum sana? Çekemediğim zaman da böyle saygı duyuyorum ama tabii çeksem bana artı oluyor. Çünkü değişik ortam, değişik kişiler. Ama kimseye de şunu demiyorum. Benimle oturup video çekeceksiniz falan demiyorum. Gayet mesela birisi şimdi senin videonu izliyor, sana faydası olsun diye. Hı. Sana ne oluyor ondan sonra, ya işte videonu izleyiveriyorum, açıveriyorum. Bakmıyorum ama açıveriyorum. Bana ne olur, sen beni izleme, ne olur sen beni izleme. İzleyiveriyorum falan. Ha, işte açtım da işte öyle destek olsun. Aslında çok, yani çok çok olunca faydası var. Tabii bir de kişi, iki kişi değil bu yani. Yani izlenme süresiyle alakası var. Başını, ortasını, sonunu baktığın zaman yine bana bir faydası olmuyor. Olsun ya. Benim mesela takip ettiklerim oluyor. Hani normal daha yeni sayfa açmış. Atıyorum benim işlerle ilgili.
Yani adamın mesela videosu var, ilgimi çeken bir video olmamasına rağmen adama sırf destek olsun diye açıyorum, oynatıyorum yani. Çünkü ilk başta şey kanal açmanın zorluğunu biliyoruz. Bir şey faydan var mı? Var ya da yok. Ama olsun, hareket olsun yani. Ben tabii isterim o izler, şu izler, bir şeyler olur yani. Ben de öyle düşünüyorum, ben de görüyorum. Çünkü ben tamam kanal açılmıştı ama video çekmek, yüklemek, yorumlarını, her gün uğraşmak, yani bunlar kolay şeyler değil. Hem mesela şuna da tuhaf hangi böyle kanallar izliyorum, görüyorum. Böyle şey, size video çektim. Alakası yok yani mesela. Nasıl oluyor? Anlatamadım, dur. Hani insanlar şöyle bir şey var. Bu kanalı izliyorlar ya, beni sevdikleri için izliyorlar. Ailemi sevdikleri için izliyorlar. Anladığım kadarıyla dışarıdakilerin ya da yanımdaki kişiler değil. Hani bunu anladım ben. Gezi videoları, ben çok kaliteli gezi videoları da çektim ama benim mutfaktaki konuşmam, anlatmam, hayatın içinden yemek programı gibi. Evet. Birbirimize nasıl mesela artık markete tamam gidiyorum ya. Diyorum şundan alayım. Çünkü niye? Bana ondan yazıyorlar. Çünkü bunlar hep kaç ya yıllık mutfağa kendini vermiş kadınlar bana yazan. Etkileşim, senkronize, bunlar olması lazım. Ben de mesela bizim işlerle ilgili videoları açıp izliyorum bazen yani. Sonuçta ne bileyim, benim o ilgimi çekiyor. Benim ilgimi çekecek şeyler belli. Kadınların da sabah akşam uğraştığı iş odur zaten. Onlarla bakıyor evet yani. Hatta sana yaparken diyordur, şöyle niye yaptım, böyle oldu, böyle oldu, evet, aa böyle mi yapıyor falan. Tabii ki. Ben mesela dün birisini açtım videosunu, bilgisayarla ilgili. İşte ya işte bunu kim toplamış, böyle mi olmuş, bilmem ne yapmış. Ya dedim, adamı dedim kötülemek için kötülüyor, tamam öyle de olsa olur, böyle de olsa olur. Tabii yani canım, sırf video içeriye çıksın diye niye adamı kötülüyorsun? Ya da önceki bilgisayar toplamış adamı, işte ya işte böyle diye belli ki bir anlamıyor. Ya tamam, o kadardan bir şey olmaz. Öyle de çalışır, öyle de çalışır. Yani sırf video için abartmış da abartmış. Yani evet. Ben diyorum, yani ben başkası izlese o der ama ben izlediğim zaman diyorum ki abartma da o kadar da yani. Herkes işinin ustası, herkes mutfağının şefi. Ben böyle düşünüyorum biz yani. Biz de ilk başta ben çok iyi bilmiyorduk ki yani. Dükkanı ilk bilgisayar işi yapıyorum dediğin zaman hemen böyle her şey süper. Bazı şeyler tecrübeye bağlı. Tamam biliyorsun ama tecrübe farklı bir eğitim katıyor insana. Olabilir, onu öyle takmışlar. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Çalışmadı, sorun olduysa alırlar, götürürler geri. Adam hatasını anlar yani, bir kere de iki kere de çözer. Doğru. Sorun değil. Ben var ya, o mutfağa ilk başladığımda, hani yemek yapma muhabbetine falan başladığımda, böyle rutin, hep önümde anneannem vardı. Ben biraz daha ahçı yardımcısı gibiydim. Kendim yapmaya başladığımda ben var ya, o kadar şeyler yaşadım ki. O önemli kadar olan, pirinç şeyler ziyan ettim ki. Önemli olan anlayışlı olmadı, anlayışlı. Evet. İnsanların birbirine karşı anlayışlı olması lazım. Nedir lan bu yemek falan dememek lazım yani. Heves kırılıyor, bir daha aynı şeyi. Ben seni elde evleştiriyorum bazen. Diyorum ki bak, bu böyle bir eksikliği var diyorum mesela. Hani sarımsak şöyle konusunda hiç anlaşamıyorduk seninle. Ya tabii yani söylüyorum ama güzel söylüyorum. Ben bunu yemem. Bunun için yemek, böyle yemek yapmayı bilmiyorum falan değil. Desen bundan sonra hepimiz dışarıdan yeriz artık. Yani bugün de Ebru'cum şu anda evde kıyma kavuruyor. Pide günü, yapalım mı bugün dedi. Dedim yapalım, olur dedim. O iç harcını falan hazırlıyor. Ben de eve gidip dönünce, hastane dönüşünde hamur falan yapacağım. Pide yapacağız. Bugün pide günü ilan ettik. Siz şimdi pideyi yapana kadar olur saat 6. Ben yine öldürüm açlıktan. Saat kaç oldu? Saat 3. Saat 3 zaten, doğru ya. Oradan gelsek 4. Sen pide yapacağım falan filan. Öyle dedi, acıktı şimdi mi? Çoktan başladı açlık. Oruç tutuyormuş gibi düşün. Yok, biraz ekmeği fazla yedim. Bir şey söyleyeyim mi? Hamur oturdu. Bugün pide yapacağım ya, pideyi çünkü çok seviyorum. Bugün biraz diyetim beni zorlayabilir. Ya Allah. Gömmeyeceksin. Böyle ufak ufak tadına bakacaksın, alacaksın yani.
biraz beni zorlayabilir. Bütün yiyeceğim mi yarım yerim ya da daha az yerim bilmiyorum. Şeyi içeceği çok içersin. Ayran. Yok şu anda gerçekten çok iyi gidiyorum. Yani çok iyi gidiyorum derken 10 kilo verdim, 20 kilo verdim deyip vücut olarak kendimi çok rahat hissediyorum böyle. Tabii. İnsan açken de uyuyabilir mi? Ama yeşil elma yiyorum. Genelde o son golü yatıya bırakıyorum. Öyle yani daha iyiyim şu anda. Benimle birlikte başlayanlar var bakalım. Vallahi ben söylemiyordum. 67-68'e doğru ilerlerken dur dedim. İlk hedefim 63'e inmek. Şu anki hedefim bu yani. 63'e inmek. Bana söylemiyor. Ben kaç olduğunu diyorum. Ya sana ne ya? Kandırmaya çalışıyorum. Çekiyorum tartılmam. Hayır. Asla tartılmam. E şu anda tartılırım. Çünkü artık kabullendim yani. Söyledim. Sigarayı bırakmış insanım. Şurada 6-7 kiloyu mu veremeyeceğim? Hiç ya. Sen var ya, sen istesen var ya 55 kilo olursun. 55 kilo? Yok be daha neler. Benim gazlamama da bakıyorum. Yok 55 alamam. Çünkü 55 hiç hayatım boyunca olmadım. Kendim hatırladığım kilo 58 kilo sadece. Olsun ya. Biz nereye geldik? Buradan gireceğiz. Anladım. Biz hastaneye geldik. İnşallah hemen işlerimizi halleder. Bir an önce çıkarız. İnanın var ya, hastaneye geldiğim gün böyle o hastanenin havası, kokusu beni hasta ediyor biliyor musun? Allah buralara düşürmesin. Rabbim buralar size etmesin. Tüm hastalarımıza şifa versin inşallah. Hastanedeyiz. Ümit koştur koştur. EKG'ye çektim mi gidiyor? Asansöre yetiştik. Devletimizin asansöründeyiz. Vallahi çok güzel yapmışlar hastaneyi. Memnunum, bence gidemiyorum ben. Evet, Ümit diyor ki kardiyolojiye gitmek için diyor önce diyor EKG mi çekilirmiş diyor. Ben bilebileyim ben. Doğru defa alıyorum. Her gün kalbe mi gidiyorum? Ya Sevil Ay çıkacak, boşuna gitme. Zararlı diye mi? Şimdi EKG'yi çektireceğiz. Zararlı diye mi duydum? Kamerayı kapattıktan sonra işlem yapacağım sana. EKG'si çekildi. Şimdi doktorun yanına gidiyoruz. Mavi banttan radyolojiye gidiyoruz. Hastaneden çıktık. Ne oldu şimdi? Lütfen yardım edin. EKG'si çekildi. EKG'de kalbi her şey çok iyi çıktı. Hiçbir sorun yok. Sadece ne dedi sana? Varis olabilir dedi. Ama görünürde damar falan yok Ümit'in bacaklarında. Ama görünmeden de olabiliyormuş. Evet. Ondan sonra kalple damar cerrahına gidersin dedi sonuçlarını. Şimdi ultrason çekilecek bacaklarından. 9. ayın 9'unda sabah 8.50'de. Kalp ve damar cerrahı ise varis çıkarsa o zaman şey mi oluyor? Ameliyat olacak. Ameliyat ediyorlar. He. Etsin mi? Ne ameliyat? Kim çalışacak? Ne ameliyatı? Canım ne olacak damar ameliyatı? İyi günde kötü günde dedik. Yok canım, tabii ki ne gerekiyorsa o yapılacak. Ben seni indiririm aşağıya. Oturuyorum. Zaten oturduğu yerden çalışırsın. Varis ameliyatı da yani kolay değil. O varis çorabı giyiyorsun, basamıyorsun üzerine. Öyle yani. Ümit de doktorun yanından bir tane kadının
şeyini almış. Kağıdını atamadım da bir yere yırtıp atacağım. Bilgileri var kadının. 76 yaşında bir kadın. Anlatacağım şimdi. Şimdi gidiyoruz. Bugünlük de hastane işimiz bitti. Market, hastaneden geldim, markete uğradım. Şöyle nugget aldım. Şu dimle acaba kebap çok beğendim ben. Kiliç olduğu için özellikle sanırım, bilmiyorum ama bayıldım. Lavaş aldım, çocuklara lavaşa yediriyorum. Böyle süt aldım. Un aldım. Maya aldım. Bugün pide yapacağız Ebru'yla. Buraya da şöyle bir köfte aldım. Acil durumlar için dolapta bulunsun diye. Market alışverişim bunlar. Tribotumuzun ışığı bozuldu. Ümit yapıyor. O sırada ben de hamurlarımı yoğurdum. Böyle mayalanmaya bıraktım. Ebru da iç harcını böyle sebzeli hazırladı. Tadına bakmadım daha. Böyle yapmaya başladım. Tribotumuz gelsin. Çekimimize devam edeceğiz. Aranan yüz Ebru. Ebru, yorumlar nasıldı dün akşam? Çok güzeldi. Değil mi? Ay bak, Suzan abla için ben bugün makyaj yapacaktım, unuttum o. Ben Suzan ablaya yazdım ki bir gün Ebru'ya dedim ben makyaj yapacağım. He, okudum okudum. Seni sarmayı sarmayı şey... gönderiyorum, onu okudun mu? Ben senin 90 kilo olduğunu söyledim, sen unuttun. Okudum. Bütün kirli çamaşırları serdim dün akşam. Evet, birbirimizi orada gömdük. Şey, güzeldi. Bak bir sürü şey diyecektim dedim. Dün okudukça şimdi unuttum. Aa, sosyete. He? Sosyete yazmıştı ya. Sosyete mi yazmıştı? Ne yazmıştın? Elit. Elit gibi yani. Evet. Ebru'nun önceki hallerini görseniz. Bilmez. Neydi kız? Çok beğenmiştim o mesajı. Dedim hatta bu, ben de normal sosyete elit bir insanım ama dedim benim bunlar dedim yoldan çıkıyor diyorlar. Ebru evet önceden şirkette çalışıyormuş. O zaman hallerini gördüm. Şimdi anne ama ilerleyen evet, zamanlarda evet. Oluyor. Anne olunca şey, olmuyor ya. Sabah mesela erken gidiyorsun ya işe. Hı-hı. Ben banyo yapmadan evden çıkacağım. O saçlar sarılmadan ilk önce kuaföre gidip ondan sonra çıkardım. Şimdi vallahi fön alıyorum. Yeter o kadar. Benim de saçım abi, az olduğu için düzeltiyorum. Çok olsa yapamam. Çok uzun. Baksana kızım ben nasıl uğraşayım ya. Estiriyorum. Git ya, mutfaktayız bak, ya. Bak, kapat bak, kıl ya. Dökünce. Kapat kapat. Şey. Ama saçları güzel. Bir de. Ay havaya girdim. Dur Nuray oldum azıcık. Bizim bir tane abla var da öyle yapıyor. Hiç dinlemiyor. Sen de der. Pazarda gördüm perşembede. Dedim ki selam vereyim, ayıp olmasın dedim. Normal telefonu falan konuşuyor. Yanında da ablası vardı. Feray mıdır artık neydi. Göz gözü geldim. Yapacak mı? Aa, dudağım küçükte kaldırdım. Konuşmadım seninle. Böyle yaptın. Tam o selam vermek demek onun. Gerçekten konuşmadı mı? Ben de böyle yaptım. Aa. O yanında birisi varken ailesinden konuşmaz. Bilmiyor musun? Nimet gibi değil o. Nimet kankamız. Hep konuşuyoruz. He. Ben pideleri yapayım. Makyajda kullanamıyorum yazın. Çok akıyor benim. Yüzüm gözüm çok terliyor. Ben makyaj yapıyorum ama. Hadi. Sen 7/24 bunun karşısındasın. Ama ondan önce de yapıyordum ya. Bir de mesela böyle uyuyor musun sen? Yok. İşte ben de sürekli temizliği yap, temizliği onu yap. Şu ojesiz bile gezmezdim ben. Ben de şimdi sürdüm dün akşam. Bitire. Parlatıcı. Ama bu elleri güzel. Şişman değil. Dur lan, yakından çekmiş şişman. Yok, güzel elleri. Ezan okunuyor. Tribotum geldi. Işığı da yanıyor. Kablosunu kopardım ben yanlışlıkla. 3 tane pideyi fırına attım. İç harcını Ebru yaptı demiştim. Sebzeli yapmış, tam çekemedim. Ama bu kıymanın özelliği varmış. Bu kıyma satır kıymasıymış. Ebru oyun oynuyor da telefondan. Şöyle etli ekmek için ayırmış ama pideye çevirdik. Burada hamurlarım güzelce mayalanıyor. Aa, kasem vardı. Burada. Ebru konuşsana. Konuşamam şu anda. Ebru'nun bölüm geçmesi gerekiyor. Oyunda level atlaması gerekiyor.
De karnım rahatsızlandı ya. Gitmiş zurna dürüm yemiş 70 santim. Daha hareket edemiyor. Çocukların yüzü ne oldu ya? Zaten öyle oluyor. Çocuklar dışarı çıkar çıkmaz hemen karnımız acıktı. Acı biber de yemişsindir sen orada. O galiba rahatsız etti beni. Evet, o rahatsız eder muhtemelen. Baksana nasıl güzel açıldı hamur. Bak beni yüzme ha! Ebru ve replikleri. Üzmüyorum, pide yap dedim, pide yapıyorum işte. Ebru bir gün de moda girdi. Bir git ya. Mantı yapalım. Konuşuyoruz konuşuyoruz, hiç boş konuşuyoruz. Yapmıyorum ya, kim uğraşacak onun incik cincik? Uğraşırım dedim ya. Uğraşırım demedim, yapmalı dedim, o kadar. Ebru bak videosunu açarım. Video çekmişti. Şey. Yalan konuşuyorsun. Ya. Yalan konuşuyorsun ama. Ay. Fenalar değil. Bir de mide rahatlatıcı eczane şey gelmiş. Ne? Şeker gibi böyle gastrit olanlar için. Aldın mı? Gavi bilmem ne. Bedavaydı be. Şey ürünüymüş. Teşhir. He, deneme amaçlı. Denedin mi? Denedim işte. Sana gelirken attım ağzıma. O mu mahvetti Zela? Dün buradan gittim ya, soğuk Nescafe'yi en son dakika içti. Evet. Allah'ım, yukarıda kolileri falan taşıdık ya. Benim son Beyza'ların kapısının önünde tansiyon mansiyon düştü. Bulgur bulgur terliyorum. Ne? Su. Ay var mı orada su? Ama o merdiven çıkmaktan olmuşsundur. Elim... Böyle şey midem de ağzıma gelir gibi oldu. Eşya taşımak çok zor. Bu sefer de şey yollamışlar, arkasına taktığımız döndürmeli var ya, döndürme var tuşları tutan, o yok. Eksik malzeme zor oluyor ya, tek elden çıkmıyor. Bir daha bir daha. Yani iki günüm benim boş işte, bak şimdi dünle bugün boş. Az da kendine ayırdın işte, boş ver. Ne yaptın? Yanımdasın işte. Ben iş yaparken ama bunlar benim yanımda değil. Ama nasıl yanında olalım? Yanında olsam seni oyalıyorum. E niye oyalıyorsun? Otur da ya. 3 tane 5 tane tak ne olmuş? İnan senin için geldim. Çocuklar okula başlayınca daha iyi olur. O zaman buluruz seni. Okul gruplarından hareketlilik başladı hemen. Ciddi, bizde hiçbir şey yok. Başladı hareketlilik. Kendim defterleri falan da belli olmuş, biz o da yok. Okulun ikinci gün dersler başlayacakmış. İlk günü diyor, eksikleri diyor tamamlayın diyor. Kim? Okul. Hangisinin ki? Hepsini. Göktuğların sınıfından mesaj geldi. Anladım. Bir yandan iyi. Bir yandan da sabah köründe kalkması var şimdi. Ya benim çocuklarım ne zaman ben... erken kalkıyoruz ama... Koştur koştur yetişmiyoruz bir yere. Evdeyiz, kalkıyoruz, kahvaltı falan. Yani... Ben mesela ne zaman çocuklarım uyanıp kendi okula gidecek? Ben hiç uyanmayacağım. Ama senin de beslenme derdinin olmaması lazım. İşte var. Sen beslenme koyacak mısın? Bu para mı veriyor? Beslenme koyuyorum. Para da veriyorum, beslenme de koyuyorum. Kız herkes beslenme götürüyor. Okul kantini çok uçuk. Ama yan okula göre uygun. Bakalım çoğunluk ne yapabilir mi? Ne yapabilir misiniz? Hayır. Boy, o boyaları Ebru bak. Sen Ebru, de mi aldın? O bezde vardı ki zaten. Ebru bak ne? Açarlar, boyarlar her yere. O boyaları bana getir. Çünkü geçen de onun bir vukuatı oldu da ondan sonra o boyalardan korkar oldum. Normalde tabii ya, ki boyasın. Ya o aslında şey yapmaz, dökülmez. O bir nasıl döküldü ben anlamadım.
alacağım kızım. O Göktuğ'unki değil mi? Karabela'nın sabah kılın Karabela. Bugün başınıza bela aldığınızı bilmiyorsunuz. Bugün evde bir sessizlik var. Ebru diyor ki Göktuğ'un sessizliği bu. Eve bir geldim çıt yok. Göktuğ yaramaz değil ama bir konuşma var sürekli. Oğlum sirke Cem'in önü geziyor. Bakalım bize kahve almışlar mıdır? Bir tane alıp geldi sevmem onu. Otursun o düşünemezdi diye. Dursun amca alır diye düşündüm ben de şu sana anda. Sana Dursun amca sana alır. Evet. Göktuğ Göktuğ beni unuttuysa. Göktuğ'un aklına gelmez. Araba var ya. Evet pidelerimiz. Bunlar da fırına girecek birazdan. Pidelerimiz pişti birazcık. Hadi hepsi pişmedi. Yağ süreceğim şimdi buna. Şöyle. Mis gibi. Aa! Ne oldu aa? Böyle de olmaz ki. Ebru pide yiyecek mi? Niye? 70 santimi yemişim diyorum. Sen ne diyorsun buna? Sen yiyecek miydin? Oo, mis gibi. Hemen kocanı doyur. Aynen şimdi hemen buradan kocam çocuklarım. Göktuğ dedi ki anne video aç beni karşıla dedi. Hediye alırım sana. Ay teşekkür ederim. Bekle. Ebru kahvemiz geldi. Kaç tane almış? 112 gram. 112 liralık kahve almışlar. He. Bir de şeker almış bize. Teşekkür ederiz. Ben düşürdüm kusura bakma. Olsun. Ebru aldım kırıldı biraz. Ebru teyze niye kahve almadın? Ya unuttum. İkinizi aldım zaten kullanın diye. Tamam teşekkür ederiz. Gel dönerini al sen de ye. Anne. He. Vallahi çok özür dilerim. Haberim yok diye yemek yaptım. Anne. Olsun. Ama Dursun neden almış? Gel. Gel sen de bir yere otur. Dağlı yemeğini ye. Ben de buradayım. Neydi? Gel koyayım. Çocuklar yemeğini yiyorlar hepsi. Ben de burada yuvarlak hamur açtım. Umut abiye yağlı yapacağım. O geçen sefer de istemişti, yapamamıştı. Rüya, hayal. Önce rüya, sonra ben sorsam. Ben şunu yiyeceğim. Hasan. Ben neden yapacağım? Kenarlarını toparlıyorum. Ben seninle de paten tutacağım. Önce onlarla oynayacağım, sonra da seninle de şu oynayacağım. Tamam mı paten? Çak çak böyle böyle. Yuvarlağını hazırladım. Kızım hoş geldin. Hoş buldum. Size gene videolu yemek gelmiş. Yemekli video. Yemekli videolu video, yemek. Videolu yemek. Yok böyle video çekmeli yemekler videolu yemek oluyor. Çok çabuk yaptı ya pideyi. Bakayım. Yemekli video değil mi? Aslında ama. Evet böyle içeceğimi kapta ama hep dökülmüş. Ne oldu? Tabağa dökülmüş. Abo. Alttan kola şey olmuş. Kola olmuş. Abo altını kurulu olalım. Bakayım bu neydi? Oo kıymalı. Oo malzeme bol. Ümit kalp. Ümit kalp.
Pide. Koku tam istediğin gibi. O kadar yakında çek oğlum dinler. Allah'ım. Allah'ım bayılacağım. Muhteşem, muhteşem. Bak yani, muhteşemmiş, muhteşem. Keyif alınabilir böyle yeme şekli, böyle keyifli yani, güzel, yenir. Oldu, teşekkür ederiz efendim, tadım testinden. Ya iyi devam et. Tamam, kapatabiliriz. Şöyle oğlumun bana getirdiklerini fotoğraf çekeyim dedim. Böyle de videosunu da çektim. Komik mi? Komik miyim ya? Her şeyi çekiyorum değil mi? Evet. Hani aldım kanı. Pideleri yaptım, kahve yaptım. O arada da yayla çorbası yaptım. Ebru gelecek de kahve içeceğiz biz. Gelecek de. Ebru gel gel, çorbayı da yaptım, gel. Şimdi çorbamızın, çorba da gel, bir tuzun da senin olsun, gel gel. Şöyle tuzumu da atayım. Mis gibi bir çorba yaptım. Şeker mi almaya geldin? Barıştık mı? Küs müyüz? Geçimsiz oldu. Anne senin şeker en bilim yere yapacak. Çünkü acımaya başladım. O zaman yeme. Çorbamız da pişti. Neyle aldın ki sen? Ooo limonlu yere yakabilirim. Sen de aldın. O elindeki limonlu zaten. Canım ben bunu çok seviyorum. Erzurum limonlu. Erzurum. Ebru gelmiyor. Ben de kahve keyfimi sizlerle yapıyorum. Yağlımız da böyle. Umut abiye gidecek. Bu şekilde. Afiyet olsun.